Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan Mustafa Topaloğlu, yıllar önce kurduğu müzik şirketinin kardeşi ve Mahsun Kırmızıgül tarafından elinden alındığını anlattı. Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu ünlü şarkıcı Mustafa Topaloğlu oldu. Yıllar önce kurduğu müzik şirketinden bahseden Topaloğlu, Mahsun Kırmızıgül'le yaşadığı sorundan bahsetti. Yıllar önce bir şirket kurarak kardeşini başına geçiren Topaloğlu şunları söyledi. Kazandığım paralarla aileme bir katkım olmadı. Sadece kız kardeşime bir ev aldım. O kadar. Prestij Müziği ben kurdum. Kazandığım paraları sanatçıların albümlerine harcadım. Mahsun Kırmızıgül, Alişan, Özcan Deniz ve Haluk Levent. Unkapanı'nda bestekarlara yapılan adaletsizliği görünce şirket kurdum. Unkapanı'na bir düzen getirdim. Ünlü olmama rağmen yerde izmarit topluyordum. Şirketimde kardeşim ve arkadaşına hisse verdim. Ben Amerika'ya gittim. Onlar da şirketin adı noktaydı. Onu Prestij yapmışlar. İkisi birleşince benden çok söz hakları oluyordu ve kardeşimde imza yetkisi vardı. Sahibi olduğum şirkette bir anda kendimi çalışan olarak buldum. Kendi kurduğum şirkette hisse sahibi olmadım. Ben bunu çok sonra öğrendim. İmza yetkisi verdiğim için beni şirketten ayırmışlar. Kardeşim de başkalarına uyduğu için yıllarca aramızda kırgınlık oldu. Şirketin değeri 50 milyon Türk lirası. Şirkette kardeşimin, Mahsun Kırmızıgül'ün ve Burhanay Demir'in odası vardı. Benim için bir oda yapmamışlar. Bütün kazancımı oraya harcadım. Durumu gördüğümde de yok olacaklar demiştim. Ve öyle de oldu. 3 ay içinde her şey bitti. Kalaycıoğlu'nun, Mahsun en popüler isim olduğu için odası vardı. Yoksa sana karşı olanların içinde yer aldığı için mi? Sorusu üzerine konuşmaya devam eden Topaloğlu. Onlar kurduğum şirketten beni diskalifiye ederek kendi aralarında bölmüşler. Mahsun Kırmızıgül'ü biz keşfettik. O da bir gün gelip beni şirketimden edenlerin arasındaydı. Keşke böyle yapmasalardı. Üzüldüm. Bu hatalar olmasaydı bu şirket çok büyürdü dedi. 13 kardeşli bir ailede büyüdüğünden bahseden Mustafa Topaloğlu. Hep aferin almaya çalıştım. Hayatım boyunca bir yalan söyledim. O da eğitim için oldu. Amcama giderek beni babam yolladı. Ortaokula yazdır dedim. Sonra babamlar çarşıya gelince benim yalanım ortaya çıktı. Babam benim hafız olmamı istiyordu. Babamı kırmamak için hafız oldum. Hem babamın istediğini yaptım hem de okula gittim şeklinde konuştu.